Selamun aleyküm sevgili Ergün Arsarı izleyicileri, kardeşleri, abileri, sevenleri, sevilmeyenleri, hepiniz hoş geldiniz bu yayınımıza. Bugün sizlere kuşların yumurtalarının çıkmasına neredeyse 3 gün 4 gün gibi bir sürecimiz kaldı. Bugün o konu hakkında bilgi vereceğim diyorum. Ancak fazlasını ben bilmiyorum. Ve sahibine el uzatıyorum. Ben kamerayı alayım. Her şeyden evvel arkadaşlar bir sürpriz yaptık. Babacığım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Özcan abim? Vallahi bomba gibiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Aynı bak onu diyorum Ergünay'a. Dedim ki vallahi çok heyecanlıyım. Sanki böyle Galatasaray'ın soyunma odasına gireceğim. Yapma baba. Yani. Vallahi diyorum ya. Baba. Ne kadar gerçekte çok güzellermiş yani hakikaten. Öncelikle hoş geldin. Video çekmenin zor olduğunu herhalde şu 2 dakikalık veya 1 dakikalık bölümde anlatmanın ne kadar zor olduğunu herhalde tahmin edebiliyorsun değil mi? Herhalde yani. Zor değil mi? Evet. Babacığım ben seni fazla yormayacağım. Sen kamerayı sana vereceğim ama önce şunu söylemek istiyorum. Videolarda seyrettiğin ortamdan şu anda gördüğün ortam veya içerideki oyun kuşlarımızı gördün. Aha. Baktın eline de aldın mesela. Farklı bir şey geldi mi gözüne veya oradaki farklı Ergünay burada farklı diyeceğim bir şey var mı? Yok abi her şeyi nasıl izliyorsanız aynısı da burada. Yani gerçekte ne bileyim hani. Ne anlatıyorsak? Evet yani yan tarafa atılmış pislikmiş bilmem neymiş şuymuş ne görüyorsanız o arkadaşlar. Ay. Kuşların sağlığı öyle temizlik desen aynı şekilde. Ve demin kuşları elime aldım yani hepsini neredeyse teker teker. Efsane, efsane. Yemin ederim hepsi efsane yani. Şimdi... Bak babacığım. Evet. Özcan abi, özellikle beni onur ettin buraya gelmekle. Kanalımızda herkes seni tanıyor. Bizden büyük olduğunuz her zaman söylüyorum. Size baba diye hitap ediyoruz. Bütün kanal olarak. Sadık baba, Feridun baba ve sen, Özcan baba. Hı-hı. Bu nezle şeye Feridun babaya ve Sadık babaya ne demek istersin? Sonra vereceğim kamerayı sana. Tamam. Vallahi her şeyden önce inşallah kıskanıyorsunuzdur. Bence kıskanıyorlar. Sen beni tost makinesiyle öyle yaparsan hadi gel de göreyim şimdi. Bak ben kendi ellerimle elliyorum bunu. Feridun neredesin? Feridun baba ne diyor bak Özcan baba. Sen diyor tost makinesini böyle böyle yapıyordun ya diyor. Hadi diyor şimdi gel diyor. Ben diyor Ergün Aysarı'nın yanındayım diyor. Evet. Seni de görelim bakalım diyor. Ondan sonra Sadık babanın kırmızısını elime aldım. Valla acayip şey kaslı bir hayvan. Maşallah. Biraz mıncıkladım yalnız Sadık ona göre şeyi. Babacım. Kızma. Yok yok onu kızma. Hepsi canlar hiç fark etmez. Aynen baba. Senin benim yok. Peki son soruyu soracağım uzatıyorum sana tamam. Kusura bakma. Özcan baba biz de aşağı yukarı kaç senedir berabersin mesela Ergün Aysarı kanalı? Aşağı yukarı 3 seneyi geçti. 3 seneyi geçti. Aynen. Babacım sana bu kanalın kattığı bir şeyler oldu. Bak bunları konuşmadık seninle. Direkt ben sana soruyorum iyi veya kötü. Kanala kattığı veya Ergün Ay bunu böyle yapsak daha iyi olur dediğin bir şeyler var mı mesela? Veya kanal sana ne gibi getirirler? Ya ona, yani bence vaktim yetmez. Çünkü hani ben kendimi büyük bir kuşçu diye görmüyorum ama biliyorum. İşteyse yani madem bir iş yapıyoruz benim hayat felsefem ama bir şey yapacaksan ya iyisini yap ya da yapma. Yapma. Ve hakikaten yani araştırdım ettiğim zamanda ama yani pek fazla hani beni doyuran bir kanal bulamadım. Tesadüfen yani senin kanalına. Allah razı olsun geldim. Abi. Ve yani yuttum ne anlattıysan yuttum ve aynı sistemleri kendim yapıyorum. Bugüne kadar daha yani Allah göstermesin yani bir hapmış bilmem neymiş. İlaçmış. Hiç kullanmadım. Lazım olduğunda tabii kullanacaksın ama. Ama yok yani demek oraya gerek çünkü kalmadı. Ben şey başka kuş sokmuyorum yani hani hastalık girme şeyi çok az. Ama aşı şart aşılarını yaptıracaksınız. Onun dışında doğal yani bakım. Çok şey öğrendim yani. Allah razı olsun baba. Olsun bilmem nesi olsun. Ve özellikle posta kuşu hakkında pek fazla bir şey bilmiyordum. Onun hakkında çok şey öğrendin değil mi baba? Yani bunların daha nasıl bir hayvanlar olduğunu. Peki takla güvercinleri mi gördün? Ya onlara zaten aşık olmamak imkansız. Açabilir misin kapıyı? Şey yani. Açarım tabii. Bakınız beyler şimdi Özcan abim geldi. Benim burayı da görün yani ortamı. Burası benim Özcan. Oh, sıcacık burası. Bak, vallahi bak arkadaşlar burada şeyimiz yanar. Ben şimdi otururum. Kapıyı da kapattım. Burası sıcacık kalırız. Şu anda Özcan abimi yormak istemiyorum ama açabilirsin Özcan abi.
Oyun kuşlarımı gördün. Ondan önemlisi yeni transferleri ilk defa sen eline aldın. Ah ve de elledim hepsini. Babacım. Ergünay, istersen buradan itibaren ben mi alayım tabii, kamerayı? Sana çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Şöyle tutabilirsin, bir yere dokunma ama. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün size bir sürprizle başladım. Özcan abi görüyor musun beni? Aynen görüyorum. Arkadaşlar Özcan abim beni çok memnun etti. Biliyorsunuz kanalımızdan Özcan abi, Sadık baba, Feridun baba. Üçünün yeri bende. Tabii siz hepinizin yeri ayrı ama üçü bizden hem tecrübe olarak hem yaş olarak büyük oldukları için, önemli olan da adam gibi adam oldukları için çok gurur duyuyorum. Özcan abim de burada yakında kalıyor. Kaç kilometre Özcan abi? Aşağı yukarı 45. 50-55 kilometre falan. Aynen, ama Özcan abinin işi varmış yakınlarda, benim yeni derneğimin, değil mi Özcan abi? Aynen. O kasabaya gelmiş, aradı. Ben de tabii ki başımın üzerinde yeri var dedim. Geldi. Şu anda Özcan abim takla kuşlarımı gördü. Yeni transferleri gördü. Özcan abi ne düşünüyorsun transferler hakkında? Ya Ergünay, transferler yani ben... Hakikaten sen dedin ya hani bunları paranla alamazsın falan hikayesi. Evet baba. Ya elime alınca yani öyle bir kas, öyle bir oturum var ki hayvanlarda, şaşırdım. Yani ben hakikaten daha böyle bir güvercin elime almadım ve Ergünay'ın kuşlarını da tuttum. Yani onun da kuşları çok enfes ama bana bir senelik kuşu verdi elime, dedim bu olmaz yani. Yani. İmkansız gibi bir şey. Özcan yani. Abi efendim? senin nezdinde benim elimi dikkatli çekebilirsen babacığım. Arkadaşlar ben geçenki videoda, yani dünkü videoda size kuşları orada gösterdim. Fakat bazı kardeşlerim abi elini al işte göster. Bu lobiden gelen 2022 yılının harika bir dişisi. Şöyle açabilirim. Benim için kanadın manadın önemi olmadığını herkes biliyor. Bunu Robi'de de konuştuk. Fakat kuşun hem kendisi hem annesi babası mükemmel bir yarışçılar. Bakınız kuşlar şu şekil. Özcan abi sanki yarışıyor değil mi? Görüyor musun? Aynen ya. Bak. Bir şey. Bu dişi arkadaşlar, bunu neye eşe vurdum Özcan abi? 99'a yani %50 Robi. %50. Beni çekiyor musun Özcan abim? Şimdi seni çekiyorum. Tamam babacığım. %50 Robi, onu da getireyim. O da bizim kümeste. Babasını biliyorsunuz, kaçırdık. Onu alayım. Gel. Bakınız beyler, bu da bizim kümeste doğan 99 numara. Özcan abi sen bunu gördün. Videoda Ergünay çok değişik görünüyor kuş. Evet. Arkadaşlar. Hakikaten yani bence kümesin favorilerinden bir tanesi. Aynen. Bu şimdi şöyle gösterelim yakından. El avuca gelmeyen bir kuş Özcan abi. Şöyle istersen gözü de şöyle alalım. Çekebiliyor musun? Evet. Bakın göz, fizik aynen Robi, renk 76. Onu da Özcan abi gösterdim. Bu dişiyle bunu vuruyorum arkadaşlar. Bunu anlattım videoda, inşallah seyredersiniz. Şimdi ikinci transferimiz Özcan baba. Dur bakayım, gel. Arkadaşlar bana 6 tane seçenek sundu Robi. Hangisini seçeceğini tahmin ediyorum dedi. Ve arkadaşlar yanılmadım. Ben, bakınız benim kuşlara ne kadar benzer Özcan baba. Yani belli diyor kuş kendine. Kanadı açalım. Genç bir dişi. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2023. Onun içinde daha yaşlı kuşlar vardı ama ben Tukoms dedikleri geleceği düşündüğüm için ne yaptım? Genç bir hayvan seçtim. Ama bununla tabii videoda anlattım ya, bu erkek daha bu kızmaz. Bu kızmadığı için ne yaptık? Bizim 53'ü gösterelim Özcan baba istersen. Nasıl bir video oluyor Özcan abi? Valla bilmiyorum, ben hayatımda ilk defa video çekiyorum. Babacım şöyle. Arkadaşlar inşallah kusura bakmaz. Yok. Bu bizim 6 ay sonra çıkıp gelen aynı soydan, bunun soyundan bir kuş. Babacım ne kadar şeydi. Sen aklıma git, şöyle gösterebilir misin? Maşallah. Sazın güzelliğini görebiliyor musun abicim? Maşallah. Vallahi baksana birebir hep. Bir şey. Yani burada nasıl bilmiyorum. Burada tek. Evet. Ama bu erkek çok yaşlı bir erkek olduğu için o genç dişiyi, Robin'in dişiyi öldürür bu Özcan abi. Aynen. Öldürür. Bu da çok kızgın olduğu için, bizim de acelemiz olduğu için Özcan abi ne yapıyoruz? Aynen. Bunları çok iyi fikir. Görüyor musun? Uh-huh. Ben atabilirdim bunu ama Robi'den belki kart gelecek diye ben o dişi, dişi çok genç olunca ellemedim. Nasıl Özcan abi? Vallahi bir de çok yakışmışlar birbirine. Değil mi? Evet yani şey,
Hani eni enine, boyu boyuna derler ya. Aynen. Aynen o hesap. Peki bu kuşun 11 yaşında olduğunu inanabiliyor musun bakımını? Abi şuna bak. Babacığım bakalım. 2013. Görebiliyor musun beyler? Yani 2024 kaç oluyor? 11 sene oluyor. 11 yaşında. Bakalım mı babacığım? Şöyle yakından çekebilirsin. Evet maşallah. Süper 01'in ilk oğullarından biri beyler. O da deep fein ama eline bile sığmıyor. Aynen. Daha bir de bak. Fiziğe bak, bu kadar bakılmasına rağmen Özcan baba şöyle gösterebilsin arkadaşlara. Ama eyvallah. Ama 10 numara bir kuş. Dişi de buna yakıştı bak, çok güzel. Çok yakıştılar ya. Bir de bak. Dişi de bak öyle bir dişi. Hatırlıyor musun, bu geldiğinde girmiyordu. Beni tanımıyordu değil mi? Aynen. Şimdi bak bana aşık bu kuş aslında. Ama ne yaşadı bilmiyoruz ki. Bak hiç kaçıyor mu? Evet, eski şeyler herhalde diyorum ya işte, akıl abi bu, yani eski şeyleri hatırladı. Aynen 6 ay oldu abicim. Özcan baba kaç dakika çektin? Vallahi gözlük yok Ergünay, 8 dakika falan herhalde. Babacım ben çok teşekkür ediyorum sana. Bu arada oyun kuşlarımı Özcan baba gördü. Bana bir kelime söyledin, onu bak şimdi unutmadın. Ergünay, benim gençlik zamanımda Mardin civarı, onu bir anlatır mısın kısaca? Ya şimdi buraya önce postalara baktık, ondan sonra gel dedi Mardinlere de bakalım. Ondan sonra bakınca Ergünay bir tane kuş aldı. Ondan sonra müsaadenle ben... Tabii abim. Ondan sonra al bak abi dedi bir tane eline. Ya aldım hayvan. Çocukluğumda bizim orada Mardin besleyen bir Mardinli arkadaşımın babası vardı. O gider Mardin'den, tırcıydı adam. Gelirken Mardin kuşları getirirdi oğluna. Evet. Biz de beraber beslerdik. İlk defa ben kuşu orada elime aldım. Mardin kuşu. Aynı o duyguyu verdi bana. Yani ne demek istiyorsun? Hani o ya zaman... Şeyi, adını söyle, bu kuyruğuydu, kanadıydı. Hani orijinalliği olarak mı diyorsun? Orijinalliği olarak, evet. Şu göğsünün parlaması bile. Evet, göğsü, gözlerinin şeyleri, beyazlıkları, renkleri, yani enfes. Yani ben şeyde bu kadar beklemiyordum işin doğrusu. Hani videolarda seyrettiğin gibi olmuyor değil mi baba? Aynen. Çok güzel vallahi. Allah razı olsun baba. En iyileri senin olsun. Burada bir sürprizim var. Özcan baba biliyorsunuz bu tarz kuşları seviyor. Bu kuşun da özelliği, bak hafif sesi az ama atış. Ben bunların biliyorum yani, eşini de uçurdum. Şimdi Özcan abi burada bu kardeşimin, bana Fikret abinin oğlunun kuşu bu. Artık eşi gidince abi ne yaparsan yap dedi. Özcan abiyle bir şey deneyeceğiz Özcan baba. Senin Malatyalara bu kuşu gireceğiz. Ha sen bunu diyorsun, ben yavrusunu anladım ondan. Ben sana direkt bunu vereceğim. Ama şu anda erkeğim yok Ergün. Tamam, ben de bekle zaten bu yumurtaları büyüsün. Sen de o zamana kadar yavru mavru çıkar. Şimdi yavrular çıkacak. Tamam ya, tamam baba. Tamam, ben her zaman buradayım. Ben arkadaşlar 12 dakika oldu. Gerçekten Özcan abi çok beni şaşırttı. Özcan abi nasıl buldun benim ortamı? Pardon abicim. Vallahi her şeyden evvel eve girdim ilk de bak. Zaten zile geldim abi. Zile bastım. Ding dong. Ding dong, gülme tuttu. Yani bu kapıyı açacak da beni gülme tuttu. Neden diyeceksiniz? Hani akşamları yayın. Ergünay oturuyor zırt pırt kapıcı gibi açıyor ya şey, ding dong ding dong. Aklıma o geldi yani. Ondan mı gülüyordun açtığımda? Ondan sonra neyse, tabii eve hakikaten kendi evimiz gibi girdik. Sağ olsun eşi de. Allah razı olsun abim. Hepsi yani, vallahi hiç yani böyle yabancılık çekmedin değil mi? Emin olun ilk defa yüz yüze geldik. Bravo. Yüz yüze görüşüyoruz yani. Abicim şu kapatmadan şunu gösterelim. Hani sandığı eline ilk defa. Ha, bak şu sandıkla da bir şey anlatayım size. Dün biraz bir akşam erken kapandı. Yayın. Hani Ergünay dedi ya, ben şimdi Ergünay'a takılıyordum dün. Ya işte göster şu kuşu, hadi kaç bu dedi sor. Evet. O kadar like alırsanız. Evet. Like'ları da aldık, yine göstermedi. Ergünay'a diyecektim ki hani dedi ya, ilk kuşu koydum içerisine. Ondan sonra dışkı yaptı. Dışkıyı yapınca pıt diye düştü oraya diye işte bize yazdı. Ben de şey diyecektim aslında. Ya Ergünay, kuşları göstermiyorsun. Hiç değilse dokunu göster de onunla bir şeyler yapalım diye. Abi. Neyse. Ben de gerçekte gördüm. Ben diyecektim. Gerçekte eline aldın kuşları. Aynen. Özcan baba beni çok memnun ettin.
Bak vallahi... babacığım. Dur, şöyle yap baba. Şu tarafa İstersen şu İstersen ver bana her gün. Sen Yok seni ben senle kapatacağım şey konu. Ama ben onu o kadarını bilmiyorum. Tamam Hepsini tamam. O senin benim bildiğim kadar bu kadar. Olsun önemli değil. Şimdi arkadaşlar Özcan abim postayla hiç alakası olmadığı halde posta kuşunun nasıl bir kuş olduğunu tabii ki Hollanda'da yaşadığı için görmüş etmiştir ama şimdi gerçek bir yarışçının kuşlarının eline almak çok farklı bir şey arkadaşlar. Evet. Bakınız ben şimdi ona iki tane şey verdim. Daha oturmamış kuş verdim eline. Biraz sonra da yayından sonra eline oturmuş 3 yaşında 2 yaşında kuşları vereceğim. O zaman nasıl bir düşünceye sahip olacak onu merak ediyorum. Ama ben öncelikle babalara yani Özcan Baba, Feridun Baba ve Sadık Baba'ya babanın nezdinde selam yolluyorum. Sonra diğer arkadaşlarımın hepsine biliyorsunuz ki videolarımıza selamımızı yolluyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı 15 dakika video olmuş. Ben gene teşekkür ediyorum Özcan Baba'ya. Geldi sağ olsun misafirimiz oldu. Ben ona vereyim ben konuşmamı bitireyim. Buyur abi. Bakalım bir yere abi. Evet sevgili dostlar bugün de böyle bir yayın oldu. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Özcan abi gibi abim buraya gelip bana ziyarette bulunmasını. Ne diyorduk biz? Bizim bildiğimiz bu kadar. Bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir şeyler oldu Ergünay. Doldu mu abi? Allah seni. Pil bitmiş herhalde. Dur bakayım Özcan abi. Neyse. Arkadaşlar pil bitti sandım ama hemen yetiştirelim. Bizim bildiğimiz bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle videomuza son verelim. Ne diyorduk? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerine oynamasın. Aynen. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kapatabilirsin baba. Hoşçakalın.